Merhaba benim güzel dostlarım. Bugün sizlerle bahçemizin şöyle fidanlarımız var, sebzelerimiz var, domates, salatalık. Bunları çekmek istedim. Bunları paylaşmak istedim sizlerle. Şöyle komşularımız da ekmiş. Domatesleri var üzerinde. Şöyle yakından çekeyim. Bu komşumuzun üzerinde domatesleri var, şöyle küçük küçük, daha yeni eriyorlar. Şöyle de fasulye ekmişler. Şu dallar falan koymuşlar, ağsın üzerine diye, dolansın diye. Fasulye o zaman güzel döker. Hatta şöyle göstereyim, fasulyesini de fasulyeleri dökmeye başlamış ama biraz susuramış galiba. Burada da domates ekmişler bu şekilde. 4-5 tane kökü yan yana sık sık ekmişler. Bu şekilde göstereyim. Hatta şu altta da ermiş. Çok güzel duruyorlar. Hemen yan tarafta da biberiye falan ekmişler. Daha ağaçları küçük biberiyelerini, şöyle biberiyelerini de göstereyim sizlere. Küçük küçük taze biberleri var. Şu şekilde. Emineciğim senin fidanlarını çekiyorum. Seninkini de çektim. Şöyle Emine komşumuz var. O da bamya ekmiş. Bamyası da bu şekilde altta. Emineciğim bu bamya senin mi? Bamya senin mi? Ha, üstünde bamyalar büyümüş de kartalmış koparsalar güzel olur. Evet. Koparırsa büyüme yapar, güzel büyür. Bakın şöyle biberleri. Ha, bu biber, normal biber bu. Şöyle altta da dolmalık biberleri var. Maşallah maşallah çok güzel dökmüşler. Senin çiçeklerini de mi çekeyim? Tamam Emineciğim. Hatta buraya da şöyle küçük domateslerden ekmişler. Maşallah maşallah çok güzel tutmuş, dökmüş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Antalya'nın toprağı kırmızı oluyor. Ya Antalya şehir merkezinin buraların kırmızı olur ama yan köylerdeki böyle kırmızı olmuyor. Boz bir toprak oluyor. Kırmızı toprakta biraz sebze meyve yetiştirmesi zor oluyor. Çünkü toprak sıktığı için çok sert. Burada da domatesler var tekrar. Maşallah çok güzel sebzeleri, meyveleri olmuş komşularımızın. Salatalıkları da var. Onları da çekeyim size. Maşallah. Şöyle göstereyim salatalıklarını da. Bakın değerli dostlarım şu şekilde. Yukarıdan sabah baktım balkondan. Çok güzel olmuş dedim. Çekmek istedim. Hemen buradan çıkalım. Burası apartmanımızın bahçesi. Ya istediğini ekebiliyor. Şöyle ayçiçek ekmişler. Ama hala ayçiçek olmaz tabii, daha çok erken bu şekilde. İstediğim tekrar. Burada da bir şeyler ekmiş. Diğer bir komşu. Yani şöyle diyeyim. Şöyle apartmanımızı göstereyim. Parça parça herkes bölüşmüş, biraz biraz yer ekmişler bu şekilde. Şöyle gidelim. Şurada da benim börülçelerim. Ben börülçeyi çok severim arkadaşlar. Şu şekilde börülçeni de merak edenlere göstereyim. Şöyle fasulyeye benzer. Salatası çok güzel olur bunun. Ben bunu yetiştirdim bu yıl. Biber falan ekmedim çünkü biz sürekli köye gittiğimiz için. Köyümüze gittiğimiz için oradan getiriyoruz. Gerek duymadım fazla bir şey ekmeye. Şöyle börülçelerimi görün. Bunun limonlu sarımsaklı salatası çok güzel olur. Yemeğe de oluyor ama ben salatasını tercih ediyorum. Salatası çok lezzetli oluyor. Şurada birkaç tane bamya vardı. Bamya ektim ben de, büyümüş. Ama üzerine bamyası yok hala. Şu da. Onu büyüdüğünde sizlere tekrar göstereceğim zaten.
Bu bir kabak ama nasıl kabak onu da söyleyeyim size. Lif kabağı uzun oluyor. Böyle büyüdüğü zaman dışının yeşilliğini atıyor. Nasıl cevizin kabuğu olduğunda kabuğunu atıyor, yeşil kabuğunu. Lif kabağı da aynı o şekilde dış kabuğunu atıyor. İçinde böyle lif oluyor. Şöyle göstereyim. Şu anda küçük. Üzerinde kabağı yok. Olduğu zaman sizlerle tekrar paylaşacağım onu. Şurada bir ayva ağacımız var. Eşim ekmişti bu ayvayı. Şurada da badem ağacı var. Yeşil bunu da ben ektim. Badem severiz. Bu kenarıya hep börülçe ektik arkadaşlar biz. Şöyle görüyorsunuz zaten üzerinde. Küçük küçük tutmuşlar. Daha yeni döküyorlar. Sebzeleri daha yeni oluyor. Şöyle göstereyim tekrar sizlere. Şurada da bal kabağı ektim. Birkaç kök gilikleri vardı kabağın. Onları toprağa iliştirdim. Hemen tuttular. Şunlar da börülçe. Her yere börülçe ektim ben. Bu şekilde değerli izleyelim. Şöyle limonumuz var. Limon ağacımız. Küçücüktür ama üzerine çok limonu vardır. Hatta size göstereceğim ben şimdi. O kadar çoktur ki. Farklı bir limon bu. Bakın. Dalda bu şekilde oluyor. Görüyorsunuz zaten minik minik. Yani tek tek değil de böyle hepsi bir arada oluyor. Değişik bir limon. İncecik kabuğu var böyle. Kokusu portakal gibi ama çok ekşi. Şöyle görüyorsunuz zaten tepelerdekini de göstereceğim ben size. Bu şekilde aslında şu şekilde olması gerekir. Ama dediğim gibi böyle döküyor. Cinsi farklı bunun. Bu şekilde değerli izleyicilerimiz, bahçemiz, komşularla ortak alan. Birazını ben ekiyorum ekmek istersen. Çok az. Ben duvarın kenarına ektim börülçeydi. Kullandım şansımı bu sene. Şurada deri otları var. Çok sıcak olduğu için Antalya. 2 günde bir suluyoruz. Arkadaşlar bu şekilde. Burası da var bahçemiz ama bu yıl temizlenmedi. Eken olmadığı için. Bu şekilde kuru toprak, yapraklar falan var. Bu şekilde zaten şöyle görüyorsunuz evlerimizi de. Karşıda da anneciğimin evi var. Şurada da fesleğenimiz var. Fesleğeni göstereyim. Maydanoz ekilmiş. Az biraz. Karşıda da küçük bir ceviz ağacı var. Ceviz ağacı ekmişler. Şu araya. Küçük daha. Minnoş. Şöyle. Buraya da diğer bir komşumuz küçük domateslerden ekmiş. Onları da göstereyim. Hatta bunun çok farklı bir domates bu. Daha değişik. Şöyle görüyorsunuz küçük küçük. Minik minik, çok minik. Erik gibi olmuşlar. Şurada erimiş birkaç tanesi. Görüyorsunuz zaten. Bunları göstermek istedim değerli izleyicilerim bugün sizlere. Dolmalık biberleri var. Küçük küçük hala büyümemişler. Patlıcanı var birkaç tane. Değerli izleyicilerim ben bu videomu bugün bu şekilde hazırlamak istedim. Kısa bir video olsun istedim. Sizleri sıkmadan, üzmeden kısacık bir video hazırlamak istedim. Gerçekten insan alışınca diğer arkadaşlarımız söylerdi. Alıştık duramıyoruz, video çekmek istiyoruz, sizlerden ayrılamıyoruz diyorlardı. Gerçekten doğru söylüyorlarmış. Sabah kalkıyorum acaba dostlarıma nasıl bir video hazırlasam, nasıl bir video göstersem diye düşünüyorum bazen. Bu şekilde hazırladım değerli izleyicilerim sizlere videomu. Umarım beğenirsiniz. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.